Merhaba sevgili hanımlar, Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zil tuşunu aktif durumuna getirirseniz yayınlayacağım videolardan sizlere bildirim gelecektir. Yayınladığım videoları kaçırmamak için zil tuşunu aktif durumuna getirmeniz yeterli olacaktır. Bugünkü video çalışmamda sizlere çok güzel, harika bir hem kız çocuklarına hem de erkek çocuklarına olacak bir hırka yapımı anlatacağım. Hırkamıza yakadan ilmek atarak başlıyoruz. Robamızı buradaki düz ilmeklerden artırmalar yaparak 5 defa robamızı büyütüyoruz. Kollarımızı ayırıp ahududu modeli uygulayarak her iki kolumuzda tamamlıyoruz. Bedenimize geçerek bedenimize de ahududu modellerimizi uygulayarak hırkamızı örüyoruz. Bu ilik düğme bandına da arkadaşlar Örgüde düz örgü tekniği olarak buraya teknik çalışması yaptım. 5 tane de ilik açarak düğmelerimi diktim. Hırkamı örerek tamamladım. Hırkam 2 yaş içindir. Siz de benimle örmek isterseniz arkadaşlar malzemelerinizi hazırlayın, örmeye başlayalım. Merhaba sevgili hanımlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Hırkamın robasına birinci videomda Anlatarak paylaştım. Detaylı anlattığım için arkadaşlar biraz videomuz adı. Ben de robamı bir video olarak paylaştım. Hırkamın kalan kısmını da ikinci video olarak çekerek anlatacağım. Hemen sizlere robamın yüksekliğini vereyim. Kaç santim yüksekliğinde olmuş? Şöyle 14 santim yüksekliğinde olmuş robamızın boyutu. Robamızdan kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Robamıza 83 ilmek atarak yakadan 4 haroşa örerek başlamıştık. Hemen artırma yaparak düz ilmekler örmüştük. Sonra haroşa tekrar düz ilmeklerimizde artırma yaparak 5 defa artırma yaptık. Her artırmada da robamıza 34 ilmek eklendi. Robamızın tamamında şimdi 253 tane ilmeğimiz var. 203, 253 tane ilmeğimi de ön bedenler, kollar ve Arka olarak 5 parçaya ayırdım. Ön bedenlerimizde 40'ar ilmeğimiz var. Kollarımızda 50'şer ilmeğimiz var. Arka bedenimizde de 73 tane ilmeğimiz var. Şimdi robamızı hırka mı hırka olarak örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Robamın alt kısmına da ahududu modeli uygulayacağım. Bu ön patlarımın düz durması için de arkadaşlar örgüde düz kenar Örgü tekniği uyguladım. Hemen ön yüzde 2 ilmeğimizi örüyoruz. Arka yüzde bu iki ilmeğimizi ipimizi bizden tarafa alarak örmeden boş alıyoruz. 7 haroşa mı örüyorum. 2 4 6 7 model uygulamasına geçiyoruz burada. 2 ilmek ters 1 ilmek düz. 2 ilmek ters 1 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz örerek buradaki işaretleyiciye kadar gelelim. Kolumun ilmeklerine geldim. 2 ilmek en başta ters örüyorum. 1 ilmek düz 2 ilmek ters 1 ilmek düz ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmek ilmek ters örerek buradaki işaretleyiciye kadar örüp gelelim. Kolumun ilmeklerini iki ters, bir düz, iki ters, bir düz olarak ördüm. Sıra sonuna geldim. Son bir tersten sonra ikinci ters ilmeğimi örmeden şişime boş alıyorum. Kenar ilmeklerimin düz olması için burada işaretleyicimi çıkartıyorum. Yedek bir ve şişe geçerek kolumu daha rahat örebilmem için örerken ilmeğimi alıyorum. Bakın bu kenar ilmeklerimiz düz olması için sıramızı bitirirken ilmeğimizi boş alıyoruz. Örerken başlarken örerek başlıyoruz. 2 düz bir ters 2 düz bir ters örerek arka sıramızı tamamlayalım. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. Ön yüze gelelim. Ahududu modellerimizi Örmeye başlayalım. 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters örüp devam edelim. Arka sıramı bitirdim. Ön yüze geldim. İlmeğimi örerek alıyorum. 1 ters 1 düz düz ilmeklerimize ahududu modeli çalışacağız arkadaşlar. Bir tanesini örüyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğime şişimle girerek bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar aynı yere girerek bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Tekrar bir ilmek örerek 5 tane ilmek artırdık bir ilmekten. Yine iki ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki ilmeğimi model kurmadan geçiyorum. 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Yine buradaki düz ilmeğime bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek örerek ilmeğimi 5 ilmeğe çıkarttım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bir düz ilmeğimi örüyorum. Yine 2 ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğime yine 5 tane ilmek çıkartarak ahududu modelimi uyguluyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeği mi düz, iki ilmeğimi ters örerek bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Buradaki düz ilmeğime de yine bir ilmekten 5 ilmek artırarak 3 4 5 ilmek çıkardım. Yani bir ilmeği 5 ilmek yaptım. ilmeğimi ters ördüm. Son ilmeğimi de örmeden çişime boş aldım. Arka sırama döndüm. Ilmeğimi örerek başlıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. 5 ilmek daha hududumun ilmeğini düz örüyorum. Arka ön yüze ters olarak düşmesi için 2 ilmeğimi ne düz örüyorum. Çünkü ilmeklerim düz. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimizi düz ördük. Bir ilmek ters örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ters örüyoruz burada da buradaki bir ilmeğimiz çünkü kenar ilmeğine gittiği için burada 7 ilmek düz ördük bir, bir ilmek ters ördük burada da 9 ilmek düz ördük bir ilmek ters örüyoruz yine 9 ilmek düz bir ilmek ters örerek arka sıramızı tamamlayalım ön yüze gelelim 7 8 9 ilmek düz 1 ilmek ters örerek ön yüze gelelim ön yüze geldim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ahududu modelimiz sığmış kolumuzun ilmeklerine hemen yine ilmeğimi örerek alıyorum bir ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum 1 düz, 2 ters. Bu ahuddumuzun ilmeklerini de ön yüzde ters ilmek olarak örüyoruz. 2 ters, 5 ilmekte ahududumun ilmekleri 6, 7, 8, 9 ilmek ters, 1 ilmek düz, 9 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak örelim. Arka sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Yani 9 ilmek düz 1 ilmek ters örerek bu ahududumuzun ilmeklerini 5 sıra örüp gelelim 5 sıradan sonra bu ahududumuzu toplayacağız. Buradaki ahududumuza da yeniden ilmek artırması yaparak ahududularımızı örerek kolumuzu devam ettireceğiz. 5 sıra örerek ahududu ilmeklerimi tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 sıra oldu. Şimdi bu ahududularımızı kapatacağız bu sırada. Bu aradaki düz ilmeklerimize de yeniden ahududu ahududu modeli başlayacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeğimi ters ördüm. Buradaki düz ilmeğime yeniden ahududu modeli başlıyorum. Bir ilmek ördüm, bir ilmek doladım. Bir ilmek ördüm, bir ilmek doladım bir ilmek örerek bir ilmeğimi 5 ilmeğe çıkarttım 2 tane ters ilmeğimi örüyorum buradaki 5 ilmeğimi tığımla toplayarak tığım 4 numara 2.5 mm herhangi bir tığ da olabilir 5 ilmeğimi tığımı alarak 3 4 5 bu 5 ilmeğimi topluyorum ilmeğimi şişime alarak arkadaşlar Yememin katı açıldı. Şu şekilde kenardaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğime yeniden ahududu başlıyorum. 2 3 4 5 iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine buradaki ahududumuzun 5 ilmeğini tığıma alarak 4 5 beşini birlikte topluyorum ilmeğimi şişime alarak bu şekilde devam edelim arkadaşlar İki ters düz ilmeklerimizin üzerine beş tane ilmek artıralım iki ilmek ters ilmeğimizi örelim yandaki ahududumuzda toplayarak bu şekilde örerek devam edelim arka sıramızda ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örelim ahududumuzun ilmeklerini Arka yüzde düz örüyoruz. Yani burada bir ters 9 düz, bir ters 9 düz örüyoruz. Ön yüzde de yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örerek yine ahududumuzu 5 sıra ters örgü örerek örüp gelelim. İkinci ahududu modellerimi de 5 sıra ters örerek tamamladım. Şimdi bunları da toplayarak üçüncü ahududularımızı başlatacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi ters ördüm ahududumun 5 ilmeğini tığıma alarak 3 4 5 tane ilmeğimi topluyorum ilmeğimi tekrar şişime takarak çıktılar şöyle iki ilmeğimi ters örüyorum buradaki bir önceki ahududumuzun üzerindeki ilmeğimizi düz ilmekler olarak örmüştük da yine 1 2 3 4 5 ilmek yapıyorum bir ilmeği aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum yine 5 tane ilmeğimi tığımı alarak 5 hepsini birlikte topluyorum. Tekrar ilmeğimi şişime takarak örmeme devam ediyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yine düz ilmeğimin içine 5 tane ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimi ters örerek bu bir taneyi de birlikte yapalım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi tığımla toplayarak ilmeğimi şişime takıyorum. 2 ilmeğimi de ters örerek bu şekilde devam edelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Bu şekilde örelim arkadaşlar. Ön yüzde 9 ilmek ters örelim. 1 ilmek düz örelim. Arka sırada 9 ilmek düz, 1 ilmek ters örerek bu şekilde kolumuzu örüp ilerletelim. Ben ne kadar ördüğümü gelip sizlerle paylaşacağım. Kolumu örerek tamamladım arkadaşlar. Kolumda 50 tane ilmeğim vardı. 50 tane ilmeğime de 8 tane ilk sıramıza ahududu modeli yapmıştık. İkinci sıramızda yine 8 tane ahududu modelimiz var. Bütün sıralarımıza 8 tane ahududu modeli ördüm. Bu aralarda da hiç kesme yapmadım. 50 ilmeğimi kol ucuna kadar örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. ahududumu şimdi burada kapatacağım. Hem ağdudumu kapatıp hem de burada ilmek eksiltmesi yapacağım. İlk ilmeğimi ördüm. ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki düz ilmeğimle yandaki ters ilmeğimi ikisini birlikte örerek bir tane ilmek eksilttim. Bir ilmeğimi ters ördüm. Buradaki ağdudumu 1-2-3 4-5 tane ilmeğimi tığımla alarak topladım. Geri ilmeğimi 5 şişime alarak bakın kapattım. Örmeye devam ediyorum. Burada kesme yapmıyorum. 2 ilmek ters ördüm. 5 ilmeğimi yine topluyorum. İlmeğimi şişime alarak Yine örmeye devam ediyorum. 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Burada şimdi bir tane daha kesme yapacağım. ilk başta kesme yapmıştım. Burada kesme yapmadım. Yine buradaki düz ilmeğimle ters ilmeğimi birlikte örerek sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Ahududumuzu kapatalım. Burada kesme yapmayalım. Tekrar ahududumuzu kapatalım. Burada bir kesme daha yapalım ahududumuzu kapatıp burada kesme yapmayalım yine dudumuzu kapatarak bir ilmek burada keselim bir ilmek de sondan sondaki iki ilmeğimizi yani şu üç ilmek kala iki ilmeğimizi birlikte örerek keselim arka sırada haroşamızı başlayalım ilmeklerimi keserek ahududularımı da kapatarak sıramı tamamladım bir ilmeğimi burada kestim ikinci ilmeğimi burada kestim üçüncü ilmeğimi burada kestim dördüncü ilmeğimi burada kestim beşinci ilmeğimi de burada kestim Çünkü burada ahududumu kapattıktan sonra bir ilmeğim kalıyor bir de kenar ilmeğim kaldığı için kenar ilmeğimi kesmedim düzgün durmazdı durmaz diye bu öndeki düz ilmeğimle ters ilmeğimi beşinci kesme yaparak elli 50 ilmeğimi 45 ilmeğe düşürdüm örgümün arka yüzündeyim şimdi bütün ilmeklerimi hepsini düz ilmek olarak örüyorum arka sırada düz ön sırada düz örgü örerek 5 sıra haroşaya kolumuzun lastiğini tamamlayalım ön yüzden de düz örgü örer gibi iki ilmeğimi birlikte örerek ve kesip geliyorum o son ilmeklerimizi birlikte keselim bu kolumuzun dikişini de birlikte yapalım kolumun 5 sıra haroşasını ördüm arkadaşlar 1 2 3 4 5 sıra ördüm ilmeklerimi de iki ilmeğimi birlikte örerek sıra sonuna geldim şimdi bu kalan ilmeklerimizi de birlikte keselim i̇ki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum normal bir şekilde kesiyorum sıkı da değil çok öyle bol da bırakmıyorum ilmeklerimi İki ilmeğimi bir kesip tekrar ilmeğimi şişime takıyorum İki ilmeğimi bir örüp tekrar ilmeğimi şişime takıyorum bu şekilde keserek kolumu tamamladım bakın arkadaşlar çok güzel oldu ben kolumu da tığla birleştirme yapıyorum dikişin arkadaşlar. Eğer siz tığla birleştirmek istemezseniz ipinizi biraz uzun keserek bırak ilmeğinizi buradan çekip bırakabilirsiniz. Arka bedeninizi örüp tekrar diğer kolunuzu örerek oradaki ilmeğinizi de biraz uzun bırakarak bedeninizi ördükten sonra kollarınızı buradan başlayıp şu düz ilmeklerinizden iğneyle girerek şöyle örgünün iç yüzü birbirine bakacak şekilde karşılıklı ilmeklerden alarak kolunuzu dikebilirsiniz ama ben kolumu tığla birleştirme yapacağım yani dikişini tığla yapıyorum Şuradaki ilk iki ilmeğime girerek şu baştaki iki ilmeğime girdim. Kolumu da iki iç yüzü birbirine bakacak şekilde şöyle katlıyorum. Buradaki ilmeğimi alarak bu iki ilmeğimin içinden çektim, çıkardım. Sıkıca bir zincir çektim, bir zincir daha çekerek kaydırma tekniğiyle şimdi bakın buradaki bu düz ilmeklerimizi tığla dikişimiz güzel olması için ben böyle kenar ilmeklerimi düz yapıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan alarak şu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan bakın biraz ilmeklerimizi de bol tutalım ki kolumuzu ö, dikişi kasmasın şu şekilde bir buradan bir karşıdan alarak şöyle ilmeklerimi ilmek kaydırma şeklinde dikişimi yapıyorum şu şekilde bir buradan bir karşıdaki iki ilmeği alarak Şöyle dikişimi yapıyorum. Bakın şuradan girerek arkada yeri belli zaten. Şu iki ilmeği alarak şöyle dikişimizi yapalım. Böyle çok güzel, muntazam oluyor arkadaşlar. Eğer daha önce hiç denemediyseniz bu şekilde dikişinizi tığla yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben bütün Örgülerimin dikişini bu şekilde tıla birleştirerek yapıyorum. Hemen kolumuzu çevirip bakalım nasıl oldu dikişimiz. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Bu şekilde dikişimi yaparak ben kol altına kadar geliyorum, şuraya kadar, buraya kadar dikip geliyorum. Burada arka bedenimin ilmeklerini de örerek buradaki koluma kadar geliyorum kolumuzun ilmeklerini modelimizi yine birlikte uygulayalım diğer kolda buluşalım dedim ama arkadaşlar ben burayı da size göstermek istedim bakın kolumuzun dikişini gördüğünüz gibi bu şekilde oldu aynı ilk para örülmüş gibi ipimizi de kesmeden tam yukarıya kadar geliyoruz şimdi buradaki ne yaptığımızı da burada ben sizlere gösterip öyle diğer kola geçmek istedim burada şu tığla birleştirdiğimiz ilmeğimiz bu şunu tığla birleştirerek yukarıya kadar geldik bunu tekrar şişime takıyorum bu ilmeğimi buradan zaten ön bedenimize modellerimi ben uygulayarak gelmiştim iki ters bir düz iki ters bu ilmeğimi şu bedenimin ilmeği ile birlikte örerek ikisini birlikte örüyorum yani kesmiş oluyorum buradaki ilmeklerimi devam ettirerek iki ters bir düz iki ters bir düz örerek arka bedenimizin model uygulamalarını da yapalım iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz örerek Buradaki kolumuzun işaretlemesi işaretleyicisine kadar gelelim. Kolumuzun model kurulumunu da yine birlikte yapalım. Arka bedenim ilmeklerini örerek iki ters bir düz. Bu ilmeğim de ters olarak denk geldi. Bu işaretleyicimi sağ şişime alarak başta iki tane ters örmüştük kolumuzda. iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz iki ters bir düz örerek sıra sonuna gelelim şuraya kadar örüp gelelim arka sıramızı da yine birlikte örelim kolumun sıra sonuna geldim iki ilmeğimi 2 ilmeğimi düz, bir ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeğimi de örmeden boş alarak boş yani örmeden alıyorum. Ön yüze dönüyorum. Şimdi burada auto modellerimizi yapacağız. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Bir ilmeğim ters. Buradaki düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğime ahududu mu başlıyorum. Bir bir ilmek ördüm, bir ilmek doladım, bir ilmek ördüm, bir ilmek doladım, bir ilmek örerek bir ilmeğimden beş tane ilmek çıkarttım. 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğimizi örüp geçiyoruz. Onu bir sonraki modelde oraya ahududu yapacağız. 2 ilmek Ters ilmeğimi ördüm. Buradaki düz ilmeğime yine bir ilmeğime beş ilmek çıkartarak 3 4 5 tane ilmek yapıyoruz. Bir ilmeğimizi beşe çıkartıyoruz. İki ilmeğimi ters ördüm. Buradaki düz ilmeğimi örüyorum. İki ilmek ters ilmeğimi örerek buradaki düz ilmeğime de bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek örerek bir ilmeğimizi beş ilmeğe çıkartıyoruz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Aynen diğer kolumuzda ördüğümüz gibi bu kolumuzda ördüğümüz gibi arka sırada ilmeklerimizi 9, 2, 4, 5 de burası 9 ilmek düz örelim. Bir ilmek ters örelim arka sıramızda Ön sıramızda da bir ilmek düz, 9 ilmek ters örerek bu ahududularımızı 5 sıraya tamamlayalım 5 sıraya tamamladıktan sonra düz ilmeğimizi örelim burada buradan göstereyim buradaki 5 sıradan sonra bu boş bıraktığımız düz ilmeğimize ikinci ahududumuzu başlıyoruz İki ters ilmeğimizi örüyoruz buradaki 5 ters ilmeğimizi de tığımızla toplayarak bir ilmeğe düşürüyoruz tekrar 2 ilmek örüp buradaki düz ilmeğe de yine ahududu başlatarak aynen bu kolumuzda ördüğümüz gibi modellerimizi başlıyoruz. Örüyoruz. Kol ucuna kadar 11 sıra ahududu modeli uygulayarak her sıramıza da 8'er tane ahududu uygulayarak kolumuzu örüp tamamlıyoruz. Son ahududularımızı kapattıktan sonra buradaki düz ilmekle ters ilmeklerimizi ara ara 5 tane keserek 50 ilmeğimizi 45 ilmeğe düşürelim arka sıramızda haruşa başlayalım ön yüzde düz arka yüzde düzü harşa örerek 5 sıra haruşaya tamamlayalım ilmeklerimizi de düz örgü örer gibi normal bir şekilde örerek keselim aynen buradaki kolumuzda yaptığımız gibi kolumuzu tığla birleştirerek eğer siz İğneyle dikerseniz dikmeyin hırkanız bittikten sonra dikersiniz kolumuzu dikişini bitirerek gelelim buradaki ön bedenimizin modellerini hep birlikte uygulayarak devam edelim sağ kolumu da aynı şekilde örerek tamamladım arkadaşlar sol kolumuz gibi bakın iki kolumuzda bitirmiş olduk buradan kolucu haroşalarımı 5 sıra ördüm haruşalarımı da düz ilmek örer gibi e, örerek kesmini yaptım, tığla da birleştir birleşmesini yaparak yani dikişini yaparak e, burada kol altına kadar geldim, burada arka bedenimizin modellerini e, model kurulumunu yaparak gelmiştik kola kadar. Şimdi burada ilmeklerimizi kaldığımız yerde devam ediyoruz. E, bu kolumdan gelen ilmeğimle bedenimdeki bir ilmeğimi Şöyle çevirerek ikisini birlikte kesiyorum. Diğer kul altında da aynı şekil bu işlemi yapmıştık. Bir düz, ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters örerek sıra başına kadar gelelim. Ilmeklerimi örerek sıra başına geldim arkadaşlar. Arka sıramıza dönüyoruz. Arka sıramızda da kenar bantlarımızı düz ilmek olarak örelim 7 ilmek. Diğer ilmeklerimizi de iki düz bir ters iki düz bir ters örerek arka sıramızı tamamlayalım. Bedenimizi bundan sonra bir bütün olarak örmeye devam edeceğiz. Ön yüzümüze gelelim. Ön yüzümüzde de burada ahududu modelimizin yapımına başlayacağız. Örgümün arka yüzünde 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz kalanlı 5 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi de ipimi ön tarafa alarak 2 ilmeğimi örmeden şişime boş aldım. Örgümün ön yüzüne döndüm. Burada şimdi daha dudularımızı yapacağız arkadaşlar. 7 ilmek kenar bandımın ilmeğini örüyorum. 2 3 4 5 6 7 burada iki ters ilmeğim var 2 ters ilmeğimi örüyorum buradaki ilk düz ilmeği hemen ahududu modelimi başlatacağım bir ilmekten 5 ilmek çıkartarak bir bir ilmek örüyoruz bir ilmek doluyoruz bir ilmek örüyoruz bir ilmek doluyoruz bir ilmek örerek bir ilmeğimizi 5 ilmeğe çıkarttık sol tarafındaki iki ters ilmeğimi örüyorum buradaki düz ilmeğimi düz örerek devam ediyorum Çünkü ikinci sıra ahududu modellerimizi bunların üzerine kuracağız bu ilmeğimi düz olarak örüyorum soldaki iki ilmeğimi ters ördüm bakın şimdi buradaki düz ilmeğime yine ahududu başlıyorum 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkardım bir ilmekten 2 ters ilmeğimi örüyorum bir düz ilmeğimi örüyorum 2 ters ilmeğimi örüyorum buradaki düz ilmeğe yine bir ilmekten bir ilmek ör bir dola bir ilmek ör bir dola bir ilmek ör şeklinde 5 tane ilmeğe çıkartıyoruz bir ilmeğimizi tekrar sol taraftaki iki ilmeğimi yine ters örerek düz ilmeğimi düz örüyorum İki ilmeğimi ters örerek e, bu şekilde kurulumumuzu devam edelim arkadaşlar. E, bir düzü e, düz örerek 2 ilmek solundaki ters ilmeğimizi örelim. ikinci düz ilmeğimize bir ilmekten beş ilmek çıkartarak ahududumuzu örelim. Bir e, düz ilmeği düz örelim. ikinci düz ilmeğe ahududularımız örerek bu sıramızı tamamlayıp sıra sonuna kadar e, devam edelim sıra sonuna geldim arkadaşlar burada sonra hududumuzu yapıyoruz bir ilmekten 5 ilmek çıkartarak iki ilmek ters ilmeği örüyorum bir ilmek düz ilmeği örüyorum 2 ilmek ters ilmeği örüyorum kenar harışalarımı da örerek arka sırama geliyorum bedenimizde 23 tane ahududu modeli uyguladık arkadaşlar bedenimizdeki ilmeklerimize arka sırama dönüyorum arka sırada da ipimi benden tarafa alarak bu iki ilmeğimi örmeden boş olarak alıyorum. Kalan 5 ilmeğimi düz ilmek olarak kenar bandımı örüyorum. Diğer ilmeklerimi de nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. 2 ilmek düz buradaki ahududumuzun ilmeklerini de arka sırada düz ilmekler olarak örüyoruz ki ön sıraya ters ilmekler olarak düşsün tekrar yanındaki iki düz ilmeğimi de örerek yani bir ters 9 ilmek düz bir ilmek ters 9 ilmek düz olarak arka sıramızı örüp devam edelim 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz, 1 ilmek ters, 9 ilmek düz, 1 ilmek ters örerek ön yüze dönelim arkadaşlar. Ön yüzde de bakın ilmeklerimiz adudumuzun ilmeklerinin ters olması lazım. Ön yüzde de 1 ilmek düz, 9 ilmek ters, 1 ilmek düz. 9 ilmek ters örelim. Tekrar arka sıramızda yine bir ilmek ters 9 ilmek düz örelim tekrar. Ön sıramızda yine 9 ilmek ters bir ilmek düz örerek bu ters sıramızı 5 sıraya tamamlayıp gelelim ahududu modellerimizi birlikte kapatalım. Bu yandaki ilmeklere de tekrar ahududu başlayacağız. Ahududu modellerimi 5 sıra örerek geldim arkadaşlar şimdi kenar haroşalarımı örerek ikinci ahududularımızı başlatıyoruz. Birinci ahududularımızı da 5 ilmeğini tığla toplayarak kapatıyoruz. 7 ilmek haroşamı ördüm. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Burada 5 ilmeğimi tığa alarak 3, 4, 5 hepsini birlikte çekerek topluyorum ilmeğimi tekrar Şişime alarak iki ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğimize de ikinci sıra avdudu modelimizi başlıyoruz. Bir ördüm, bir doladım. Bir ördüm, bir doladım. Bir ördüm, bir, doladım, bir, ördüm, bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. Yine iki ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki 1 2 3 4 5 ilmeğimi tığımla toplayarak ilmeğimi şişime aldım. Yine 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğimden yine bir ör, bir dola, bir ör, bir dola, bir ör, bir ör şeklinde 5 ilmek çıkartıyorum. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Yine 5 ilmeğimi tığımla toplayarak 3 4 5 tığımı ilmeğimi şişime alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüp Düz ilmeğime de yeniden Dudu başlayarak 3, 4, 5 bu sıramızı da bu şekilde örelim arkadaşlar. Ee, bu ikinci sıramızda da 23 tane ahududu modelimiz yerleşecek. Sol tarafa gelince ilik açmayı unutmayalım. Ben iliklerimi 15 haroşa arayla açacağım. Bu bir sıra sonra iliğimi açacağım ahududularımı da oluşturarak bedenimi aynı şekilde örüp devam edeceğim. Bir sonraki e, ahududumuzu da buradaki ahududumuzun üzerine başlıyoruz. Bir öncekilerin e, üzerine başlayarak örüp devam edelim. Etek ucu haroşasına kadar örüp geliyorum. Hırkamın beden boyuna 12 tane ahududu modeli örerek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane hududu ördüm arkadaşlar bu kadar boyumuz yeterli kolumuza 11 tane modeli örmüştük bedenimize de 12 tane model ördüm bedenimizi her zaman kolumuzdan biraz daha uzun örüyoruz burada hududumuzu kapatıyoruz arka sırada da haroşamızı başlayarak hırkamızı örüp tamamlıyoruz ilmeklerimi düz örüyorum. Bu düz ilmeğimin yanındaki iki ilmeğimi de düz örerek buradaki 5 tane ilmeğimi topluyorum. Kapatıyorum ahududumu. Kalan ilmeklerimi de 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm. Yine ahududumun 5 ilmeğini toplayarak kapatıyorum ilmeğimi şişime takarak kalan 5 ilmeğimi yine düz örüyorum 3 4 5 diğer aha dudularımızı kapatalım aradaki düz ilmeğimizin sağından ve solundan 2 ilmeğimizi de düz örerek yani 5 ilmek düz 5 ilmeğimizi de tığımıza toplayarak sıra sonuna kadar örüp devam edelim son aha dudumu kapattım diğer ilmeklerimi de düz örüyorum Burada düz kenar örgüde düz kenar tekniğimi de karışaların bitinceye kadar devam ettireceğim bu kenarda. İpimi ön tarafa alıyorum. iki ilmeğimi örmeden boşalarak bütün ilmeklerimi ön yüzde arka yüzde düz örgü örerek haroşa öreceğim 5 sıra haroşamızı örüp tamamlayalım arkadaşlar. Gelelim her uşağımızın ilmeklerini birlikte keselim. Şuradan bakalım. Bakın bir sıra her oluştu. 5 sıraya tamamlayıp gelelim. 5 diş her ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Burada şimdi ilmeklerimin hepsini keserek hırkamı bitiriyorum. ilmeğimi ördüm şişime takıyorum iki ilmeğimi birlikte örerek kestim tekrar ilmeğimi şişime takıyorum ikisini birlikte örerek kesiyorum tekrar ilmeğimi şişime taktım iki ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum ilmeğimi şişime taktım ikisini birlikte örerek kesiyorum bu şekilde örerek ilmeklerimizi sıra sonuna kadar keselim arkadaşlar şu şekilde bakın normal bir şekilde keserek sıra sonuna gelelim sıra sonunda da bu iki tane düz ilmeğimizin ikisini birlikte alarak kesip hırkamızı tamamlayalım düğmelerimi de dikip geliyorum bitmiş halini hep birlikte görelim hırkamın etek ucu harçalarını kestim arkadaşlar düğmelerimi diktim hırkamı tamamen bitirdim ee, hırkamıza kolumuza 11 tane ahududu modeli yapmıştık bedenimize de 12 tane ahududu modeli örerek hırkamı tamamladım çok güzel harika bir hırka çalışmamız oldu arkasına da hemen şöyle bakalım şu şekilde arka bedenimizde Hemen şöyle düzelterek sizlere ölçüsünü vereyim. Hırkamız beden olarak 31-32 santim. Boy olarak omuzdan etek ucuna kadar 38-39 santim. Kol boyumuzu hemen ölçüyorum. kol boyumuz da 34 35 santime yakın olmuş benim bu hırkam arkadaşlar tam iki yaşa uygun bir hırka çalışması oldu Siz eğer daha küçük başlamak isterseniz bu yakasındaki ilmeklerimizi ben 83 ilmek başlamıştım Siz 4 ilmek eksik başlayarak yani buradan bir artırma düz ilmeği eksik başlayarak 10 ilmek eksik olacak 4 ilmek eksik başladığımız zaman daha büyük başlamak için de 87 ilmek başlayarak benim bu robamın sayılarından 10 ilmek fazla sayı elde etmiş olacaksınız. O şekilde bedenlerinizi büyütebilirsiniz. Kollarınızı da 12 ilmek, 12 ahududu çalışarak bedeninize de 13 ahududu çalışarak 3 yaşa uygun hırka çalışabilirsiniz. Ben çok severek gördüm arkadaşlar. Çok zevkli bir modeldi sizde de beğendiyseniz videolarımı videolarımı beğenerek beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı paylaşarak daha fazla kitlelere ulaşmama neden olabilirsiniz. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.